Görüldüğü gibi bir adet yazılı orkülosum var. Şimdi ayıklayarak başlayacağım. Ondan sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Fileto çıkartmak istiyorum. Onun için de baştan şuradan şu karın kılçıkları var ya, onları da alarak fileto derken şu sırtı alacağım. Öbür taraftaki sırtı da alacağım. Tam bu yüzgeçlerin üstünden şurada şu kılçıklar var. Bunları da ayıklayacağım birazdan. Şu karın kılçıklarının üste doğru hizalanmış olanları. Bu arada balık pazarından aldım. Uzun süredir denize buna gitmedik. Burada tatlı su da takılıyoruz. Bunu seçerken özellikle limitler dahilinde olmasını istedim. Bunlar da 40 santimdir boyut. Benim de karışlarım 22 santim. Bakın gördüğünüz gibi 44, 35 de buradan neredeyse 50'ye yakın. Ama buraya kadar bu işi yapmışken şuradan şöyle şu karın kılçıklarını, yani kaburgalarını, kara hayvanlarındaki kaburgalara denk geliyor bu. Açtım. Şöyle. Şeyleri alayım içinden. Fazlalıklarını. Öbür tarafını da açayım. Şimdi şunu da aldım. Geriye bana bu kaldı. Bunu atmayacağım. Bunda daha çok et var. Kafası var. Kılçığın üstündekiler var. Bununla ilgili bir şeyler düşünüyorum. Şunu şimdi ev yerinin içine alıyorum. Şu kanlarından bir kurtulayım.
Şimdi bakın şurada şu kılçıklar var. Bunu zaten şöyle yapıp almak en iyisi. Şimdi şıkır şıkır, kılçıksız, bilmem nesiz bir parça et var elimizde. Burada biraz sek düzgeci gelmiş, onu da alalım burada. Sonra, evet. Şuradan tutuyorum. Şöyle fileto bıçağından, hatta bıçağı oynatmayın da şeyi oynat. Eti oynat. Şöyle. Balık da kaygan bir şey. Şöyle. Şimdi bu deriyi de isterseniz mesela çorba yapacaksak çorbada kaynatabiliriz. Çorba balık suyunu alırken o deriyi de kaynatabiliriz. Şimdi bundan kuşbaşı yapmak istiyorum. Şöyle bir kesersem şöyle bir şöyle kesersem geçen yaptığım balık şeydi çok daha kanlı bir şeydi, balıktı. Kan palamudu zaten adı. Bu ona nazaran kan oranı daha düşük olan. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konserve ton balıklarında da bunlar kullanılır. Biraz daha irileri yakalanır. 4 kilo, 5 kilo olanları. Bu 1,5 kilo geldi. Bazen limit altı balıklar satıyorlar, kızıyorum. Onlar da kızıyorum diye bana kızıyorlar. Gene aynı şeyi yapacağım. Şunu temizleyeyim, onu gösterdim demin. Bakın şurada kaburgaları var hayvanın. Şuradan etin zaten şeyini görüyorsunuz, çizgisini. Şöyle bunu ayırıyorum. Bu taraftaki kılçıkları zaten o çıkarttığım şeydeydi. Şöyle ve deriyi de alıyorum. Bakın derisiz hale getirdim. Şurada şeyler var. Bakın şimdi şuradan geleceğim. Şu yüzgeçlerin kemikleri var. Bu karın bölgesi. Şuradakini de alacağım. Onu da aldık. Şimdi bunu da şeyin yanına alıyorum. Hoppa. Bunları da doğrayacağım. Şunu da deminki işlemi yapacağım, doğrayacağım. Onları da bir yapayım. Kuşbaşı doğradığım balıkları soteleyeceğim şimdi. Fakat buradaki işlem et soteye göre biraz ters gidecek.
Balık çok çabuk piştiği için onu balık etini en son karıştıracağız şeyin içine. Sotenin içine. Bunda da şeyleri yapacağım. O diğer orta kılçık, kafa vesaire onları yapacağım. Çok az bir şöyle ıslatacak kadar bir zeytinyağı atayım içine. Baharatlarını ekleyeceğim. Şimdi şöyle yağını bırakayım iyice. Aslında o zeytinyağına gerek yok. Bu balık kendisi yeteri kadar yağlıdır ama şöyle kızsın. Soğanlar bir yumuşasın. Domatesleri ekleyeceğim. Bunun içine bir tane de güzel kapya biberinin küçük şeyleri var. Şunlar var bakın, kapya biberinin küçük ve yeşil. Tencere yemeği olacak haliyle. Şunu da atayım. Bunlar da biraz yumuşasınlar. Hemen domatesini atacağım. Domatesler eriyecek diyeceğim ama rendeledik domatesleri. Bakıyorum. Evet, bundan yağın dumanları gelmeye başladı. Şöyle koydum. Kırın da kapatın artık. Bir kokuyu içeriye veriyorum. Bir süre alabilirim. Bunlar yapışır çünkü doğal olarak. Pişikten sonra kaldırıyorum. Biberleri bu kavrulmada yani yumuşak yumuşamaması çok önemli değil. Domatesler kaynarken o biberler zaten yumuşayacaklar. O yüzden beni asıl hedefim soğanları yumuşatmak. Yani terletme diyorlar ya. İşte şöyle terletme yeter zaten. Yerken bu tarz yemeklerde soğanın ağzına kıtır kıtır gelmesini istemiyorum. Yumuşamış olmasını istiyorum. Şimdi kıvamı tamamdır. Şimdi domatesi döküyorum içine. Baharatlarını balıkla beraber. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Şöyle bak. Ben bu arada bunlarla ilgileneceğim. Bu kafa kısmı biraz bir iki tur atmasına çıkacak ama orta kısık ve bunlar yan kanatlar. Bunlar fazla bir şey gerektirmez.
Şöyle tutun da yanımda. Bu tarafları da pişsin. Buna tüngürdesin. O zaman balıkları dökeceğim. Sarımsak ayıkları. Onları da içine bütün olarak atıyoruz. Bunları daha sonra çıkarıyoruz. İsterseniz yumuşamış olacaklar tabii. Denesini denebiliriz. Sadece yemeğe aromasını vermesini istiyorum. Bunları önüne bakıyorum. Bu tamamdır. Şimdi bir daha çevireyim. Bir de şöyle kenara toplayayım. Şeye yer açalım. Sarım bölgesine yer açalım. Bunun derisi duruyor. Şu anda yaptıkların bana göre bir balığın en lezzetli yerleridir. Karın bölgesi, yumuşak bir et, üf, kafa. Daha önce şey anlatmıştım. Bu virüs çerçevesi varmış. Turna balığının sadece yanaklarını yermiş. Bakıyorum. Burada biraz daha kaynatıp onu açsın istiyorum biraz daha. Açayım. Oranını versin. Şimdi şunu çevirmem gerekiyor. Kalırım önce bir kontrol edeyim. Evet. Geri tarafını görüyorsunuz. Renkler maşallah. Bu da yavaş yavaş tamamdır. Bunun kıvamına geldi. Baştan içine baharatlarını koyacağım. Taze çekilmiş karabiber. Fazla değil abartmadan. Çok az bir kuru nane. Dolapta şey de var, taze nane de var ama kaynayınca açılacak. Tazesini koyduğum zaman tazesini bozar kendini. Ve biraz da kekik istiyorum. Şöyle ne dedi? Son işte bir tutam. Evet. Şimdi bunu tersten yaptık. Et olsaydı farklı yapacaktık. Balığın pişme süresi kısa olduğu için önce patatesini pişirdik. Şimdi balığın etini içine ekliyoruz. Şimdi öbür türlü yapsaydık balıklar bunun içinde çok pişerdi. Zaten bakın hemen renklerini değiştirmeye başladılar. Balığın, bu balığın pişme süresi 5-6 dakika gibi bir şey. O kadar. Buna da bakıyorum. Bu da tamamdır. Bunun altını kapatalım. Burası şöyle bir topluluk haline geldi. Üst üsteler ama son derece lezzetli.
açık pişiriyorum. Neden? Suyu buharlaşsın diye. 5-6 dakika kaynayacak. Tamamdır. Şöyle ki, bakın şuradan bir et alacağım. Şöyle eti ezdiğimiz zaman görüyorsunuz içine kadar bembeyaz, çok güzel olmuş. Dolayısıyla bu tamamdır. Kapattım. O sarımsakları bulursam, o sarımsakları çıkaracağım. Hatta şöyle söyleyeyim, o sarımsaklar yumuşacık oldu. Ben onları da yemesini severim. Bu tam böyle bir işte suyuna ekmek bandıra bandıra yenecek tarzda. Açıklarından tamamen arındırılmış. Arada gözümden kaçanlar olmuş sanıyorum. Neyse ben o kadar profesyonel değilim. Bu var. Ve tabii o orta kılçıklar, karın bölgesi, kafa, kanatlar vesaire ikisi beraber çok güzel oldular. Bizi izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Deneyecek olanlara da afiyet olsun diyorum. Tam mevsimi yazılı orkinos. Palamut diye satıyorlar. Bakın bunun fiyatı daha ucuzdur. Kazıklanmayın. Herkese teşekkür ediyorum.